Birer saat kürsüde kaldılar. Birbirlerine laf yetiştirme yarışına girdiler. Ana Muhalefet Partisi'nin gerçekten çapsız, gerçekten kalitesiz, gerçekten kifayetsiz, gerçekten içi de altı da boş siyaset tarzı ülkemizin en büyük handikabıdır. Türkiye'yi Batı'nın egemen güçleri mi yönetiyor, sarayda oturan zat mı yönetiyor? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu haftalık olan grup toplantısında birbirlerini hedef alan açıklamalar yaptı. Bay Kemal, çalışıyoruz, çalışıyoruz. Çalışıyoruz, üretiyoruz, daha çok çalışacağız. Kıskansan da, patlasan da çalışacağız. AK Parti iktidarı demek, israf demektir. Evet, uçan saray, yazlık saray, kışlık saray. İki lider birçok konuda karşılıklı suçlamalarda bulundu. Bu Bay Kemal'in genel müdürlüğü döneminde ölülerimizi bile rehin aldılar be. Şimdi değerli arkadaşlarım, ilaç sıkıntısı. Bazı ameliyatlar yapılamıyor. Zorunlu olmadıkça yapılamıyor. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki atışma konularından biri yargı sistemiydi. Temel kanunlarımızı günün ihtiyaçlarına uygun şekilde baştan sona yeniledik. Yargıya doğrudan doğruya talimat verip istediğini hapsettirip istediğini serbest bırakan kişi sarayda oturan kişidir. İki lider arasında belediyecilik kavgası da vardı. Arkadaşlar araştırdılar. Aradılar, taradılar. Sordular, soruşturdular. Büyükşehir Belediyesi'nin Muğla'da yaptırdığı tek bir okul dahi bulamadılar. Geçen gün bir televizyon programına katılmıştım. Orada Tekirdağ'la Muğla Büyükşehir'in isimlerini değiştirmişim. Yani Tekirdağ'da yapılanı Muğla Büyükşehir yaptı diye söylemişim. Erdoğan bunu fırsat bilip hemen vay efendim işte sorduk, hiç böyle bir şey yok. Polemik konularından birisi de ekonomi oldu. Dünyada milli gelir sıralamasında 17. satın alma paritesine göre ise 13. sırada yer alıyoruz. Mutfakta yangın var, vatandaş perişan. Sarayda kira var mı? Yok. Ulaşım parası var mı? Yok. Emeklilikte yaşa takılma, o da yok. Ekonomiye ilişkin partisinin grup toplantısında konuşan bir diğer isim İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di. Enflasyon pahalılığın adıdır. Fakir daha fakir olur. Gelir dağıtımı, dağılımı daha da kötüleşir. Enflasyon vatandaşımızı kemirir, bitirir. Bu canavarı durdurun.